Merhaba gençler, o zaman benim burada yazacağım şey kare kelimesinde noktaları taban, çizgileri kuvvet olarak alıp bu onlar basamağı 10 üzeri 1. Şimdi benim o zaman yapmam gereken ne? Üst, üstünde, üstünde üstler, çarpılır, üstler çarpılır. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Önce virgülden kurtuluyoruz. 1,5 çarpı 10 üzeri 8 kilometre demek. Ve bununla ilişkili bir matematik sorusu karşımıza çıkıyor. Hadi o zaman. Merhaba gençler, ben Derya Kurt. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde üstü ifadeler konusunu tekrar ettik, örnek sorular çözdük ve kuralları öğrendik. Peki bu dersimizde ne yapacağız? Üstü ifadelerle ilgili bolca soru çözeceğiz. Lütfen beni dikkatli dinleyin. Örnek soruların belli noktalarının altını çizeceğiz. O yüzden bu ders bizim için çok önemli. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Hadi o zaman. Evet üstlü ifadeler konusuna geldiğimizde toplama işlemi, çıkarma işlemi, çarpma, bölme, üstün üstü gibi kuralları tekrar ettik. Neler yapmıştık? Üstün üstünde üstler çarpılır demiştik. Peki tabanlar aynıysa çarpmadan ne oluyordu? Üstler toplanıyordu. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkarılıyordu. Bilimsel gösterimi öğrendik. Çok büyük ve çok küçük sayıları öğrendik. Şimdi burada güzel bir örneğimiz var. Eski Mısır metinleri hieroglif olarak yazılabilir. Burada da tabloda da farklı sembollerin sayısal olarak verileri var. Şimdi soruya geldiğinizde eğer soruda Örneğin kelimesi geçiyorsa Aslında size soruyla ilgili bir örnek veriyordur Yani bu sorulardaki Örneğin kısmına dikkat ediyoruz 215,341 sayısına baktığımızda tabloya geldim buradaki ee, rakam 100 ya yani ben buraya 100 diyorum Burası da 100 yani Burası 200 ediyor bu sembole geldiğimde 10 yani 200 artı 10 şimdi buradaki her bir çizik biri sembolize ediyor 5 tane var artı 5 şimdi bu sembole geldiğimde Bakıyorum 100 bin. 100 bin. 100 bin, 100 bin, 100 bin, 300 bin demektir. Şimdi 300 bini bu 1 milyona böldüğümüzde biliyorsunuz sıfırları sadeleştireceğim. Buradan 5 tane sıfır siliyorum. Buradan da 5 tane sıfır siliyorum. 3 bölü 10 ediyor. Artı buraya geldim. 1000, 1000, 1000, 1000 yani 4000. Bu sembolümüz 100 bin. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. 3 tane. Buradan da 3 tane siliyorum. 4 bölü 100. En son geldiğim sembolde de baktım burası 10, burası da 10.000. Sadeleştirmelerimi yaptım. 1 bölü 1000. Bu bana gösteriyor ki aslında bu 215 tam binde sayısının çözümlemesi. 200 artı 10 artı 5 Onda 3, yüzde 4, binde 1. Şimdi bu örneğe bakılarak aşağıdaki soruyu çözelim. Geldim gene sembolümde 100, 100 yani buraya 200 diyorum. Artı bu sembolümüz 10. Geldik buraya 10.000 10.000'i bin, 10 bini buradaki 100.000'e böldüğümüzde hemen bir sadeleştirmelerimizi yapalım. 4 tane 0 sadeleşti. 1 bölü 10 artı buraya geldiğimde 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin yani 40 bin eder. Bölü sembolümüz 1 milyon. Sadeleştirmelerimi yaptım gene. 4 tane 0 götürdü. 4 bölü 100. Demek ki bu sayı 210 tam %14 sayısı. Peki bu sayının çözümlemesine neye dikkat ediyorduk? Bu birler basamağı yani 10 üzeri 0. Bu onlar basamağı 10 üzeri 1. Yüzler basamağı 10 üzeri 2. Onda birler basamağı 10 üzeri eksi 1. Yüzde birler basamağı 10 üzeri eksi 2. Çözümlememize baktığımızda cevabımızın B seçeneğinin olduğu görülüyor. Evet Diyoruz ki ondalık gösterimlerde yani üslü ifadelerde onun kuvvetleri olarak çözümlemeyi çok iyi yapmamız lazım. Bu da LGS'de çıkabilecek örnek sorulardan bir tanesi. Evet gençler, başka bir soruyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz dirhem Osmanlı Devleti döneminde kullanılan bir kütle ölçüsüydü ve bununla ilişkili bir matematik sorusu karşımıza çıkıyor. Diyor ki bir dirhem demek 3,2 gram demek yani 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram. Şimdi burada bazı ölçülerin birbiriyle eşitliğini vermiş. Yani bir dirhem demek 4 denk demek, bir denk 4 krat demek, bir krat da 4 buğday demek. Yani aslında ben bir dirhem dediğimde 4 denkle eş değer olduğunu burada görebiliyorum. Peki soruda ne soruyor? Bana kütlesinin 50 buğday olduğunu söylüyor ama bunu kilogram cinsinden istiyor. Şimdi bizim kilograma geçebilmemiz için önce dirheme geçmemiz lazım. Peki şuradan yola çıkalım. Bir krat dört tane buğday ediyorsa ben burada krat gördüğüm yere dört tane buğday yazabilirim. O zaman ben bir tane denk yerine 16 buğday diyebilirim. Çünkü 4 kırattı, bir kıratta 4 buğdaydı. O zaman bir denk gördüğüm yere 16 buğday yazabiliyorsam. Şurada denk yazılan yere 16 buğday yazarsam hemen yazdım. 1 dirhem demek 64 tane buğday demek. Şimdi oran orantı konusu çok önemli. Bunu 7. sınıfta gördüğünüz zaman hala uyguluyorsunuz. O zaman ben bir dirhem yerine 16 tane buğday diyebiliyorsam acaba 50 buğday yerine kaç tane dirhem derim? Hemen bunun oran orantısını kuralım. Bir dirheme 64 buğday diyebiliyorsam 50 tane buğdaya acaba kaç dirhem diyebilirim? Biliyorsunuz içler dışlar çarpımından direkt 50'yi 64'e bölmemiz yeterli. Şimdi bu bize dirhem cinsinden veriliyor. Ama biz bunu kilogram istiyoruz. Peki bir dirhem ne demekti? 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogramdı. O zaman benim bunu yani 50 bölü 64'ü direkt buradaki virgülü bir sağa kaydırıp Direkt üstü bir azaltabilirsiniz. 32 çarpı 10 üzeri eksi 4 demem daha kolay olacak. Hemen sadeleştirmelerimi yapıyorum. 32, 64'ü götürdü burada 2 kaldı. 50 bölü 2 yani 25 çarpı 10 üzeri eksi 4. Tabi şıklara baktığınızda aynısını göremeyebilirsiniz ama biz virgülleri sola doğru kaydırdığımızda üstü ne yapıyorduk? arttırıyorduk. Sağa doğru kaydırdığımızda üstü ne yapıyorduk? Azaltıyorduk. Ben de burada üstü bir sola kaydırıyorum. Yani bir sola gittim, bir arttırdım. Cevap denizli seçeneği oluyor. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet gençler başka bir soruyla devam ediyoruz. Bu da aslında ondalıklı gösterimlerinin farklı çözümlemesi veya çok büyük ve çok küçük sayılar diyebileceğimiz soru tipleri. Şimdi ilkbahar ve yaz olmak üzere iki kısma ayrılmış. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos olarak. Diyor ki yaz mevsiminde ülkemize gelen toplam turist sayısı ilkbahar mevsiminde gelen toplam turist sayısının 3 katı olmak zorunda. Şimdi benim o zaman yapmam gereken ne? İlkbaharda gelenleri bulmak çarpı 3 yapmak aslında yaz mevsiminde gelenlerin toplam sayısına eşit olduğunu görebilmek. Şimdi burada toplama yapabilmek için virgüllü sayılarda özellikle lütfen şu virgülden bir kurtulun. Zaten virgüllü sayılar, ondalıklı sayılar zor geliyor. O zaman ben buradaki 1,2 çarpı 10 üzeri 6'da bir sağa kaydırdığımda üstü bir azaltırsam bu bana 12 çarpı 10 üzeri 5 diye gelir. Burada 2 sağa kaydırıp 2 azaltırsam 23 çarpı 10 üzeri 5 diye gelir. Burada hiçbir gerek yok direkt 45 diye vermiş. 45 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi benim bunları toplamam gerekiyor. Şimdi ne yapacağım üstü ifadelerde toplama yaparken? Burada da 10 üzeri 5 var, burada da 10 üzeri 5 var, burada da 10 üzeri 5 var. Burada 10 üzeri 5'leri toplamıyoruz. Şimdi bunları ben size bir yuvarlak içine alayım. Aslında biz bunu 10 üzeri 5 parantezine alıyoruz. 10 üzeri 5 parantezine alırsam 12, Artı 23, artı 45'ten. Burayı toplayabiliriz. 12 artı 23, 35. 45 daha 80 çarpı 10 üzeri 5 eder. Şimdi bu ilkbaharda gelenler. Şimdi bunun 3 katını alacağım. Ben bunu 80 çarpı 10 üzeri 5'i 3 ile çarparsam 240 çarpı 10 üzeri 5 bana yaz ayındakileri vermek zorunda. Peki yaza baktığımda ne var? Temmuz var, Ağustos var. Hemen orayı da düzenliyorum. Bir sağa kaydırdım, bir azalttım. 165 çarpı 10 üzeri 5 artı. Bir sağa kaydırdım, bir azalttım. 42 çarpı 10 üzeri 5. Gene 10 üzeri 5 parantezini alıyorum. 10 üzeri 5 parantezinde 165 artı 42 yani direkt 207 çarpı 10 üzeri 5 diyebilirim. Peki cevabımın 240 çarpı 10 üzeri 5 çıkması lazım ama bu çıktı. Ne yapmam lazım? Bundan bunu çıkartmam lazım. 240 çarpı 10 üzeri 5'ten 207 çarpı 10 üzeri 5'i çıkarırken gene 10 üzeri 5 parantezini aldım. 10 üzeri 5 parantezinde 240 eksi 207. Yani 10 üzeri 5 çarpı 33. Şimdi şıklara baktığımda tek 33'ü gösteren C seçeneği var ama orada da 3,3 diyor. Biz biliyoruz ki sağa ve sola kaydırdığımızda üstü aynı şekilde arttırıp azaltabiliyoruz. Ben 33 sayısında bir sola kaydırdığımda üstü ne yapıyorum? Bir arttırıyorum. Yani bu değer 3,3 çarpı 10 üzeri 6'ya eşittir. Bu da gösteriyor ki cevabımız C seçeneğidir. O zaman çok büyük ve çok küçük sayıları yaparken neye dikkat ediyoruz? Virgüllü sayılardan işlem yapma kısmında önce virgülden kurtuluyoruz. Daha sonra toplama, çıkarma, çarpma, bölme ne istiyorsak onu çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Evet başka bir sorumuz. Bu sefer de dünya ile güneş arasındaki mesafenin bir buçuk çarpı 10 üzeri 8 kilometre olduğunu söylüyor. Bu da yaklaşık olarak. Peki bu astronomide ne demektir diyor? Astronomik bilim yani AB olarak kabul ediliyor. O zaman bu bilgiyi bize veriyor. Bu bilgiyi artık siz biliyorsunuz. Bir tane AB demek yani bir astronomik birim demek bir buçuk çarpı 10 üzeri 8 kilometre demek. Hemen o bilginin altını çiziyorum. Önemli. Peki dünyaya güneşten sonra en yakın yıldızımız olan Century yıldızı dünyaya olan uzaklığı bakın okuyamıyorum bile. Çok büyük bir sayı. Ama ben bu sayıyı neye çevirebilirim? Üstü sayıya çevirebilirim. Burada sıfırları saymanız yeterli. 3, 6, 9, 12 tane sıfır var. Yani ben direkt buna 39 çarpı 10 üzeri 12 kilometre diyebilirim. Yani bizim dünya olan uzaklığımız bu. Ama biz bunu ne istiyoruz? AB cinsinden istiyoruz. Hemen gene bir oran orantı kuruyorum. 1 AB demek... 1,5 çarpı 10 üzeri 8 kilometre demektir. Acaba 39 çarpı 10 üzeri 12 kilometre kaç AB'ye eş değerdir? Direkt içler dışlar çarpımı yaparsam yani ben 39 çarpı 10 üzeri 12'yi hatta şu virgülden de kurtulun işlem kolaylığı sağlar. Bir sağa götürüp bir ne yapıyorum azaltıyorum. Yani 15 çarpı 10 üzeri 7 diyorum. Şimdi bölme yaparken sayıyı sayıyla üslü ifadeyi de üslü ifadeyle bölmenizi istiyorum. Şimdi 10 üzeri 12'yi 10 üzeri 7'ye bölersek tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkarabiliriz. Ama 39, 15'e tam bölünmüyordur ama sadeleştirebilirsiniz. 3'e böldüm 13, 3'e böldüm 5. E 13'ün 5'e bölümü de 6, 2,6'dır. 2,6 çarpı 10 üzeri 5 direkt cevabımızdır. Baktığımızda zaten şıklara B seçeneğinde de bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Üstü ifadelerde başka bir soruyla devam edelim gençler. Şimdi aslında LGS'de de sınav sisteminde de görselli soruları çok fazla soruyorlar. Kare, dikdörtgen, eş kareler, eş dikdörtgenler şeklinde ve bunun içerisine üstü ifadeler katıyorlar. Burada eş karelere, eş kare parsellere ayrılmış bir dikdörtgenimiz var. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane parça var. Toplamı 2 üzeri 6 olduğuna göre bir tanesini bulabilmek için ben 2 üzeri 6'yı 8'e bölüyorum. 8 dediğiniz sayı neydi? 2'nin küpüydü. O zaman 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 3'e bölerseniz bir kenarın 2 üzeri 3 olduğunu görebilirsiniz. Aynı işlemi burada da yapabilirsiniz ama zaten kare dediği için karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Ama ben yine size göstereyim. 4 üzeri 2 demek 2'nin karesinin ikinci kuvvetinden. Yani üssün üssü kuralı yapıyorum. Ne demiştik? Üst üstte üsler çarpılır. Yani burası 2 üzeri 4. Bunu da iki parçaya böldüğü için 2'ye bölüyorum. Yani 2 üzeri 1'e burası da 2 üzeri 3. Şimdi analizimi yaptım görselimi kendi kafamda otutturdum. Soru diyor ki Murat, Onur ve Ahmet bir paylaşım yapacaklar. Herkes kare şeklindeki parselden en az bir tane alacak. Murat'ın toplam arazisi Onar'ın, Onur'un dört katı olacak. Ahmet'in toplam arazisi de Onur'un arazisinden fazla, Murat'tan az olacak. O zaman Ahmet'in arazisinden yola çıkarsak, Onur'unkinden fazla olduğu için Ahmet büyüktür, Onur Murat'tan az olduğu için de en büyüğünün Murat olduğunu söyleyebilirim. Peki Murat ne yapıyor? Onurun 4 katı kadar alıyor. Yani k kadar alırken Murat'ın 4k kadar alması lazım. Peki burada kaç tane parsel var? 2 4 6 8 10 12 14 16 parsel var. Yani bir tane Onur alsa, 4 tane Murat alsa 16'dan 5 çıktı, geriye 11 Ahmet'e kalacak. Ama bu imkansız. Peki 2 Onur alsa 8 Murat alacak, 6 tane Ahmet'e kalacak. Yani 2 Onur'a, 8 Murat'a toplamda 16 olduğu için 6 tane de Ahmet'e kaldı. Uydu mu? Uydu. Daha da giderseniz yani k yerine 3 yazarsanız 3 buraya, 12 buraya gelirse Ahmet'e 1 düşer. Ama 12 büyük 1 büyük 3 diyemezsiniz. Demek ki bizim Ahmet'in alması gereken 6 tane kare parselimiz var. Peki karenizin bir kenarı 2 üzeri3 olduğuna göre alanı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri3'ten 2 üzeri 6'dır. Bunu biliyorsunuz 2 üzeri 6 64 sayısına eşdeğerdir. Peki benim elimde kaç tane Ahmet'e verdiğim parsel var? 6 tane. O zaman Ahmet'in sahip olduğu alan 6 çarpı 64'. Yani 384 metrekaredir. Cevabımız da C seçeneğidir. Özellikle burada vurgu yapmak istiyorum. Kare dikdörtgen eş parçalara ayırma, eş bölgelere ayırma gibi üstlü ifadelerde de çok fazla görselli soruya yer veriyoruz. Evet, farklı bir alfabeden, farklı bir alfabenin üste ifadeye dönüşmüş haline bir soru çeşidiyle devam edelim. Şimdi Morse alfabesinde farklı farklı semboller, noktalar ve çizgiler var. Şimdi burayı çok detaylı bakmanıza gerek yok sınav anında. Siz aşağıdaki örneğe dikkat edin. Ne dedik? Örneğin diye başlayan yerlerde mutlaka örnekleri iyi incelemeniz lazım. Diyor ki Kare kelimesinde önce cümlede şöyle yazıyor. Sesli harflerdeki toplam nokta sayısı taban, sessiz harflerdeki toplam çizgi sayısı da üst olarak yazılacak. Mesela kare kelimesinde A sesli harftir. Sesli harfteki A'ya bakınca bir tane nokta vardır. E'ye bakınca da hemen bakalım bir tane nokta var. Yani sesli harflerde toplam iki nokta var. Sessiz harflerdeki K ve R'ye bakıyorum. Bu sefer çizgilere bakıyorum. K'daki çizgim iki tane, R'deki çizgim ise bir tane. Yani üç tane çizgim var. O zaman benim burada yazacağım şey kare kelimesinde noktaları taban, çizgileri kuvvet olarak alıp 2 üzeri 3 yani eş değeri 8 diyorum. Şimdi bize şifrelemeleri istiyor. Diyor ki beyaza bak. Şimdi E noktasına yani E'ye geldiğinizde bir nokta var. A'ya geldiğinizde bir nokta var. Yani sesli harflerde iki nokta var. Sessiz harflerde çizgilere bakıyorum. B'de bir çizgi var. Y'ye bakalım. Üç çizgi var. Z'ye bakıyorum. iki çizgi var. Yani burada da altı tane çizgi var. Ne dedik? Noktalar taban çizgiler kuvvet olacak. O zaman bunun değeri 2 üzeri 6. Hemen uzağa bakıyorum. U'daki nokta sayım 2 tane, A'daki nokta sayım 1 tane. Yani 3 tane. Z'ye baktım 2 çizgi var. K'ya baktım 2 çizgi var. Yani 4 tane çizgi var. O zaman bunun değeri 3 üzeri 4. Sonsuza geliyorum. O'ya baktığınızda hemen bakıyorum. O'da bir çizgi yok. U'ya baktığınızda iki tane nokta var. Bu arada O'da nokta yok. Bizim istediğimiz ses harflerde nokta sayısı. U'ya baktığınızda iki tane var. S'ye bakıyorum. Bu sefer çizgilere bakacağım. Burada çizgi yok. N'ye bakıyorum. Hemen bir tane çizgimiz var. S'ye baktım gene çizgimiz yok. Z'ye baktım iki tane çizgimiz var. Yani toplamda 3. O zaman değerimiz 2 üzeri 3. En son aydın kelimesine geliyorum. A'daki nokta sayım bir tane. I'daki nokta sayım hemen bakalım iki tane. Toplam nokta sayım üç. Sessiz harflerimden Y'de üç çizgi, D'de bir çizgi, N'ye baktım bir çizgi var. Yani toplamda beş çizgi. Bunun da değeri 3 üzeri 5. Şimdi bunları kıyasladığımızda hangisi üslü ifade olarak en büyüktür? 2 üzeri 6 mı 3 üzeri 4 mü? 2 üzeri 3 mü? 3 üzeri 5 mi? Tabii ki cevap denizi seçeneği. Çünkü 3 üzeri 5 ne demek? 81 çarpı 3, 243. Şimdi 200, 2 üzeri 6'yı da biliyorsunuz. 2 üzeri 6'nın değeri 64'tür. 3 üzeri 4'ün değeri 81'dir. 2 üzeri 3'ün değeri de 8'dir. Burada cevabımız aydın kelimesi yani denizi seçeneğidir. Evet gençler Üsne ifadelerde şimdi çözeceğimiz soru tiplerinden çok fazla karşınıza geldi. Ne yapıyordu? Bir bakteri vardı. Her saatte iki katına çıkıyordu. Ya da her saatte yarıya düşüyordu. Şimdi bir tane zehrimiz var. Bu zehrin içinde bulunan zararlı X bakterisinin ölümcül kritik seviyesi 2 üzeri 15. Peki ben burada neler yapıyorum? Bir A işlemi bir de B işlemi yapacağım. A işlemi için bu zehrin bir damlasının deneye uygulanmasında sürekli bakteri sayısı 2 üzeri 3 katına çıkacak. Ama B işlemi uyguladığında yani bu pan bir damlası deneye uygulandığında da bu 1 bölü 4 üzeri 3'üne inecek. Şimdi 1 bölü 4 üzeri 3 sayısını şöyle güzel bir analiz edelim. Şimdi 1 bölü 4 demek üslü ifadelerde hani anlatmıştık ya negatif kuvvette beni ters çevir diye. Şimdi 4 sayısı 2'nin karesidir ama 1 bölü 4 sayısı 2 üzeri eksi 2'dir. O zaman 1 bölü 4'ün küpünü alırken 2 üzeri eksi 2'nin 3. kuvvetinden 2 üzeri eksi 6. kuvvetini almamız gerektiğini görebilirsiniz. Şimdi benim elimde 256 üzeri 3 tane X bakterisi var. Şimdi üstü sayılarda hep şunu diyoruz. 4 yok, 2'nin karesi. 8 yok, 2'nin küpü. 16, 2 üzeri 4. E 256 ne demek? 2'nin 8. kuvveti demek. Ben burada 256 üzeri 3 sayısı yerine 2'nin 8. kuvvetinin 3. kuvveti yani 2 üzeri 24 diyebilirim. Şimdi ne yapacağım sırasıyla bu sayıya? 2 üzeri 24'e önce A A ne demekti? 2 üzeri 3 katı. Çarpı 2 üzeri 3. B 2 üzeri eksi 6. Tekrar A 2 üzeri 3. Tekrar B 2 üzeri eksi 6. Tekrar bir daha B 2 üzeri eksi 6. Yani ben sürekli bunları birbiriyle çarpacağım. Ne demiştik üstü ifadelerde? Tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanır. Burada hepsinin tabanı 2. Üstleri topluyorum. Önce şu tabanı yazalım. 24, 3 daha 27, eksi 6 daha 21, 3 daha 24, eksi 6 daha 18, eksi 6 daha 12. Yani değeri 2 üzeri 12. Şimdi şıklara baktığımda böyle bir cevap yok. Ama bizim kritik seviyemiz vardı. Kritik seviyemiz neydi? 2 üzeri 15'ti. Demek ki ben 2 üzeri 12 olarak kritik seviyenin altında kaldım. Ne kadar altında kaldım? 2 üzeri 3 katı mı? 2 üzeri eksi 3 katı mı? Evet siz 2 üzeri 15 kritik seviyenizse kritik seviye yerine 2 üzeri 15 yazarsanız bunun kaç katı 2 üzeri 12 eder? Tabii ki 2 üzeri eksi 3 katı cevabınız burada da D seçeneği. Burada unutmayın her dakikada her saatte bir işlem yapıyorsanız sürekli çarpmanız gerekiyor. Örneğin size dedi ki bir bakteri her saatte 2 katına çıkıyor. Şimdi 5 saatte ne olur? Ne olur? Çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2. Yani 2 üzeri 5 katına çıkar. Bu sorular önemli sorulardır. Dikkat etmeniz gereken yerleri de burada özetlemiş olduk gençler son sorumuzda artık üstü ifadelerle ilgili örnek soruları tamamlamış oluyoruz. Bu da gene bir görselli eşlik dörtgenler var. Bu soru tiplerini çok seviyoruz. Ne yapmış? Ahmet bir şekil oluşturmuş. Bu eşlik dörtgenlerle Celal de başka bir şekil oluşturmuş. Ama burada neye dikkat edeceğiz? Şimdi bir tanesinin kısa kenarı 2 üzeri 3 ama burada 3 tane kısa kenar bir araya gelip bir tane uzun kenar etmiş. Ben genelde öğrencilerime hemen yani sayı yazın demiyorum. Diyorum ki ya o kısa kenara bir x diyelim ya da bir k diyelim, bir kat diyelim. Şimdi siz buraya bir k derseniz o zaman sizin dikdörtgeniniz yani eş dikdörtgenlerinizden her birinin kısa kenarı k kadar olur, uzun kenarı ise 3k kadar olur. Şimdi bizim burada yapmamız gereken çevreyi bulmak. Yapıyorum. Şimdi yazıyorum yerine. Burası 3k. 3k k k burası 3k. 3k 3k iç kısımlar değil dış kısımları almanız gerekiyor. 3k k 3k. Hemen geldik burayı yerleştirdik. 3k ve burası k. Şimdi çevre dediğiniz şey dış kısımların toplamı. Topluyorum. 3 6 bir de buradan 7 10 13 14 17 20 21 24, 27 ve 28K. Demek ki Ahmet'in oluşturduğu şey görsel 28 tane kısa kenar eder. O da ne demek? 28 çarpı kısa kenarı 2 üzeri 3 olduğu için 2 üzeri 3'tür. Geldik Celal'e. Aynı mantalite de devam ediyorum. Gene buraya K dedim. Burası 3K. Aman ha burada dikkat. 3K'dan K çıkarırsak burası 2K kalır. Burak K, 3K, 3K. Buralara K yazdık. Buralar 3K. Şimdi buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Şurası 3K, burası 2K. O zaman buraya bir tane K kaldı. Toplayalım. 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 ve 20K. O zaman kimdi bu? Celal. Celal'e ne kaldı? Topladığımızda 20K kaldı. Yani 20 çarpı 2 üzeri 3. Şimdi aradaki neyi istiyor bizden? A ile B sayılarının en büyük ortak böleni. Yani ikisini de bölebilecek en büyük sayı. Zaten 2 üzeri 3 ikisinde de ortak. Peki 28 ve 20 sayılarında ne var? Ortak olan bir de 2 var. Ben o zaman buna hatta 2 değil 4 var. Yani ben buna 7 çarpı 4 çarpı 2 üzeri 3... Burada 5 çarpı 4 çarpı 2 üzeri 3 dersem yani Ahmet'in olduğu sayıya 7 çarpı 2 üzeri 5 Celal'in olduğu sayıya da 5 çarpı 2 üzeri 5 diyebilirim. Peki bizden ne istiyor? Oluşturan şekillerin çevre uzunlukları toplamını istiyor. Bu iki değeri toplarsak eğer 12 çarpı 2 üzeri 5 eder. Bir de çevre uzunlukları farkını istiyor. Yani 7 çarpı 2 üzeri 5'ten 5 çarpı 2 üzeri 5'i çıkarırsak 2 çarpı 2 üzeri 5. Şimdi burada en büyük ortak bölene bakacağız. Yani her ikisini de bölebilen en büyük sayıya. Şimdi burada aslında bizim analiz ettiğimizde 12'nin içinde bir tane 2'miz var ya hemen 2 üzeri yanına aktarabileceğimiz. 6 çarpı 2 üzeri 6 bu da zaten direkt 2 üzeri 6'dır. E 2 üzeri 6'da bazılar ikisinde de ortak olduğuna göre yani burada çevreleri toplamı olan A ile çevreleri farkı olan B'nin en büyük ortak böleni 2 üzeri 6 eder. Şıklara baktığınızda 2 üzeri 6 yok ama 2 üzeri 6'nın değeri 64'tür. Bu da bize gösteriyor ki cevabımız D seçeneğidir. Evet gençler üstü sayıları anlattık, özet geçtik, tekrar yaptık, kuralları öğrendik ve kurallarla ilgili örnek sorular çözdük. Burada da gösteriyor ki beceri temelli soruları çözerken lütfen cümle cümle, görsele bakarak, analiz ederek, altlarını çizerek yavaş yavaş ilerleyin. Anlamaya çalışın. Sorular zor değil. Sorular kolay ama sizden istediğimiz bir anda değil, yavaş yavaş cümle cümle gitmeniz. Üstü ifadeler de çok eğlenceli konularımızdan bir tanesiydi. Sizin için bu videonun altına 20 tane matematik sorusu seçtik. Bu soruları lütfen inceleyin, çözün, yapamadıklarınızı sorun ve bize dönütler verin. Bir sonraki videomuz kareköklü ifadeler olacak. Hepinizi bekliyorum. Hadi gençler.